24 Ağustos Perşembe Yeni Şafak Yazarı Ali Saydam Yazısı Bir cacık olur mu Bunlardan özellikle de bunların girdiği her seçimi kaybetmeye şartlanmış, ancak kaybetmediğine, tersine her seçimi bir şekilde kazandığına kendini inandırmaya çalışan liderinden bir cacık olmaz diyenlere karşı şiddetle direnmeye çalışıyorum. Hala CHP'den ümidimi tam olarak kesmiş değilim. Denize düşen yılana sarılır misali acaba toparlanırlar mı diye tam ümitleneceğim ki öyle bir şey yapıyorlar ki yine hay Allah deyip geçmek zorunda kalıyorum güçlü bir demokrasinin ancak güçlü bir ana muhalefetle mümkün olabileceği inancımı kesinlikle yitirmiş değilim. 15 yıldır kesintisiz iktidar olma başarısının getirdiği zafer sarhoşluğuyla kendisini karada kaplan, denizde aslan, var mı bana yan bakan tadında konumlayan ve bir gün iktidarın tamamen el değiştirebileceğine hiçbir ihtimal vermeyen, geçerli memurluk kanunlarının boşluklarına sığındıklarından Kimselerin kendilerini yerinden kıpırdatamayacağına dair derin bir güven duygusuna sahip bürokratik oligarşiyi o kaya gibi pozisyonundan oynatmak 15 yılda mümkün olmamışsa bunda bir ölçüde muhalefetin bu kadar zayıf olmasının payı büyüktür. İşte bu duygularla salı akşamı TV'nin karşısında otururken tarafsız olmadığını hiçbir zaman gizlemeye gerek görmeyen Şirin Payz'ın hanımın sunuculuğunu yaptığı programda CHP Grup Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Terzcan'ı görünce zayıf da olsa bir ümitle takılmaya karar verdim programa. Katılımcılar tüm didişme programlarında olduğu gibi Şirin Hanım'a göre kendisinin sol cenahında CHP'liler, sağ cenahındaysa daha çok muhafazakar görüşe yakın olanlar şeklinde ikişer ikişer sıralanmışlardı. Bülent Bey'in yanında eski hava kuvvetleri savcısı emekli albay Ahmet Zeki Üçok, karşısındaysa hukukçu Mehmet Sarı ve Anar Araştırma Başkanı Doktor İbrahim Uslu vardı. Bülent Bey'in iyi bir konuşmacı olduğunu, herkesi susturup en uzun konuşma süresini kapma başarısını gösterdiğini hemen belirtelim. İşte iyi bir fırsat CHP için diye geçirdim içimden. Karşısındaki iki kişi hem doktor uslu hem de avukat sarı, kesinlikle provokasyona gelmeyen, serin kanlılıklarını yitirmeyen konuşmacılar. Hatta gereğinden fazla kibarlar denebilir. Şimdi sıkı durun. Yepyeni şeyler söylenebilecek. CHP'nin Türkiye'nin gelecek tasarımına ilişkin görüşler ortaya koyabilecek. Milli iradenin sadece %25'ine değil, çok daha büyük çoğunluğuyla ittifak kurabilecek iletişim fırsatının Bülent Bey'in ayağının dibine kadar geldiği fırsat zenginliğinde bakın CHP Grup Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsünün verdiği kilit mesajlar nelerdi? 1. 15 Temmuz darbesinin yapılacağı ve FETÖ terör örgütü iktidar tarafından biliniyordu. Önlenmedi, önlenemedi değil, sonuçlarından yararlandı, bu yüzden kontrollü bir darbeydi. Buna aynı cenahta oturan emekli albay bile karşı çıktı. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılan tüm terfi ve atamalar Cumhurbaşkanının kendine bağlı ve sadık özel ordusunu kurmak için uyguladığı stratejilerin ürünüdür. Bakın bu yeni bir paranoyak iddia işte. 3. Savcıların, hakimlerin yerinin değiştirilmesinin nedeni işte bu kontrolü derme girişiminin perde arkasının iktidarın sorumluluğunun ve FETÖ'nün siyasi kanadının ortaya çıkmasını engelleme niyetidir. 4. Kor General Zekai Aksakanlı Paşa'nın 2. Kol Ordu Komutanlığı'na getirilmesinin nedeni, Genel Kurmay Başkanı'nı gerekli zaman diliminde kimse kışlalarından çıkmasın diye talimat vermesinin doğru olmadığını söylemesidir. Oysa emekli Albay Zeki Bey tarafından 4 yıldır aynı görevde olan ve daha geçen yıl bir üst rütbeye terfi ettirilmiş bulunan Paşa'nın bu tayininin gayet doğal olduğu ifade edildi. 5. Bu ilk dört madde gibi söylene söylene eskimiş, toplumda karşılığını bulamamış, bilinen bir dizi tezvirat, komple teorisi ve paranoya hissi uyandıran garip hikayeler. İlginç olan bir tek husus var. Söylemlerin hepsi batı siyasileriyle tamamen senkron. Alman, İngiliz, Avusturya, ABD basınında ne yazıyorsa Bülent Bey de onları söyledi. Bildiğiniz üzere atletli fotoğrafıyla halka yakın olmaya çalışan Kemal Bey'in beyanat verdiği ve sonradan ben demedim dediği sözlerini yayınlayan Alman gazeteci 9 Ağustos'ta bir tweet atmış. Türkiye'de mal ve can güvenliği yok. Vecizesinin yer aldığı röportajın deşifre edilerek CHP merkezine gönderildiğini ve onların onayları alındıktan sonra baskıya geçildiğini belirtmişti. Ha bu arada hemen ifade edelim. İç çamaşırı olarak atlet artık demode. Günümüzde işçi ve köylüler de kısa kollu fanile giyiyorlar. Ez cümle bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. CHP'nin bir iletişim fırsatını nasıl teptiğini üzülerek izledim. Bu ezikliğe sonuna kadar tahammül edemeyeceğim için de belli bir süre sonra TV'yi kapatıp uyumaya karar verdim. Ankara-İstanbul yürüyüşünde de belirtmiştim, taktik düzeyde kalacak, stratejiye geçmeyecektir demiştim. Nitekim öyle oldu. Şimdi dostlar alışverişte görsün. Çanakkale kurultayı için de aynı şeyi söylüyorum. İyi uykular CHP. İnşallah bir gün aranızdan cacık olacak malzeme çıkar.